Değerli kardeşlerim, bu geceye dikkat. Bakın, bu gece mübarek Şaban-ı Şerif'in 27. gecesine peygamberimiz işaret ediyor. O geceye dikkat edin diyor. 17 Şubat Cuma. Cuma yani arkadaşlar Recep-i Şerif'in 27'si. Miraç gecesi. Recep ayında hadis-i şerif var. Peygamberimiz diyor ki öyle bir gün ve öyle bir gece var ki o Recep ayının 27'sidir diyor. O günün gündüzünü oruç tutan, gecesini ibadetle geçirene 100 sene oruç tutmuş, 100 sene ibadet yapmış gibi ecir verilir, sevap yazılır amel defterine diye büyük bir müjde var arkadaşlar. Dolayısıyla yoğun bir şekilde ibadetle geçirerek istifade etmemiz gereken bir güzel mevsimdeyiz kardeşlerim. Dikkat! İnşallah bugün siz kardeşlerimize ben Miraç kandilini en güzel şekilde idrak etmemiz adına yapmamız gereken güzellikleri anlatacağım inşallah. Tamam mı? Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım, Miraç kandilinde bak büyük mucize var. Gerek bu hacet namazı anlatacağım şimdi. Onu kılabilirsiniz. Veya bunun dışında sevgili kardeşlerim, tesbih namazı kılabilirsiniz. Kaza borcunuz varsa kaza namazı kılın. Bir Yasin Tebareke Amme okuyun. Fetih Suresi okuyun. Hem depremzede kardeşlerimize, hem ölmüşlerinize, çoluk çocuğunuza, ümmeti Muhammed'e dualar edin. Gündüzünde, akşamında fark etmez. Ufak tefek sadakalar yapın. Bak depremdeyiz. AFAD'a, Kızılay'a, Diyanet Vakfı'na, İHA'ya, Beşir Derneği'ne, adını şimdi sayamayacağım. Bir sürü insan. Hüdayi Vakfı'na, Allah hepsinden razı olsun. Ehli sünnet vel cemaat akidesi üzerince olan. İnşallah. Nereden alıp nereye verdiği belli olan. Ümmeti Muhammed'in faydasına çalışan herkesten Allah razı olsun. Bu tür vakıflardan kendinize bakın, uygun, seçtiğiniz, güvendiğiniz, bildiğiniz yerlere, etrafınızdaki, komşularınızdaki fakir fukaraya inşallah sadakalar verelim. Hepsi ibadet, sadaka ibadet, dua ibadet, tesbih çekmek ibadet, namaz kılmak ibadet, oruç ibadet, zikir ibadet, Kur'an okumak ibadet, anladın mı? Hayır yapmak ibadet, sıla-i rahim ibadet, bir akrabayı arayıp kandilini tebrik etmek ibadet, gidip yanına elini öpmek ibadet, duasını almak ibadet arkadaşlar. İnşallah sevdiklerimizin de kıymetini bilelim bu arada. Bak, geçen Regaib kandili bizim babamsız ilk kandilimizdi. Bana çok ağır geldi. Babam Aralık'ın 24'ünde onu defnettik, kaybettik. Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Amin. İlk kandili Regaib zordu yani. Gerçekten çok ağır geldi bana. Geçen seneki Regaib kandili onun sonmuş. Geçen seneki Miraç kandili sonmuş. Ama biz bilememişiz. Olsaydı koşardık, elini öperdik, duasını alırdık ama olmadı. Artık hayallerimiz, buluşmalarımız nasip olursa inşallah cennete kaldı. Hayatta olan sevdiklerinizin kıymetini bilin arkadaşlar. Onlara ulaşın, arayın, toplu mesaj atmayın. Kandil gelir ellere, sevgi verir dillere. Bırak onu yani. Bir kandil gülü savurdum size. Deme ya. Amca kandilin mübarek olsun. Dayı kandilin mübarek olsun. Ara, sesini duy. Anlıyor musun? Bakın bu gece bu ibadetleri yapanlara büyük mucizeler var biiznillah. 100 sene ibadet sevabı var. Oruç tutsa diyor 100 sene oruç sevabı var. Hadis-i şerif ha. Resulullah Efendimizin sözü arkadaşlar. Hemen videoyu beğenelim, kanala abone olalım. Şöyle yorum kısmına kandilleşelim istiyorum. Kalbinizden geçen dualardan biraz bir iki tane yazın böyle. Olur mu can kardeşlerim? Allah yar yardımcınız olsun. Miraç kandili tabi idrak ediliyor. Araştırılıyor, merak ediliyor, ne yapsak falan diye. Ben de bugün size kandilde namaz, hocam nasıl namaz kılalım, kaç rekat kılalım diye çok soruyorsunuz. Yarın akşam arkadaşlar 12 rekatlık mı acaba bu namaz, kaç rekattır diye soruyorsunuz. Nasıl niyet ederim diyorsunuz. Peygamberimiz bu mübarek günlerin değerlendirilmesini evet tavsiye ediyor. Hadis-i şerifler var. Tirmizi'de, diğer kaynaklarda çok hadis var. Ama hani bu geceye ait özel, mahsus bir namaz var mı? Ondan bahsetmemiş. Şimdi bu doğrultuda mübarek gün ve geceleri biz ne biliyoruz? Günahlarımızın affı için, hayatımıza çekidüzen vermek için bir fırsat biliyoruz. Dolayısıyla da kandil gecelerinde hayatımızın gidişatını şöyle bir çek edelim, gözden geçirelim. Günahlarımıza tevbe edelim. Kur'an okuyalım. Okuduğumuz Kur'an'ın manasına bakalım. Kaza namazları kılalım. Nafile namazlar kılalım. Tamam mı? Alimler, Allah dostları bu mübarek gecelerde gündüzünde oruç tutun, gecesini ibadetle geçirin diyor. Hadis-i şerif var. Mesela Şaban-ı Şerif'in ortasında beraat var mesela. İşte gündüzünde diyor oruç tutun, gecesini güneş battıktan sonra
Artık gecesini ibadetle değerlendirin diyor. Böyle mübarek gecelerde arkadaşlar güneş battıktan sonra Allah Teala dünya semasına yakın bir yere zamandan mekandan münezzeh tecelli eder. Fecir vaktine kadar, güneş doğuncaya kadar yok mu benden af isteyen onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim. Yok mu isteyen diye Allahu Teala Celle Celaluhu sorar diyor ya. Anladın mı? Şimdi ibadet yapanlara çok sevap var. İbadet dediğimiz şey sadece namazdan ibaret değildir. Evet, namaz ibadettir ama namaz dışında da ibadetler var. Bu gece akşam namazını, yatsı namazını mutlaka cemaatle kılmaya çalışın. Sabah namazını mutlaka cemaatle kılmaya çalışın. Akşama yatsıya cemaate giderken çocukları da götürün. Sabah namazına çocukları da götürün. Camilerde hep kandil programları var. Mevlidler okunacak, Kur'anlar okunacak, tamam mı? Boş geçirmeyelim inşallah. Eve gelince bir tesbih namazı kılın. Kaza namazları kılın. İki rekat da olsa bir nafile namaz Allah için kılın. Bir günlük, bir tane sabah, bir tane öğle, bir tane akşam, bir tane yatsı, bir tane ikindi. İkindiyi unuttuk. Bir günlük kaza namazı kılın. Yani anladın mı? 12 rekatlık bir nafile namaz var. Hacet namazı tavsiye ediliyor. Akşam ezanından başlar. Ta ne zaman kılarsan geceye kadar. 12 rekattır arkadaşlar. 2 rekatta veya 4 rekatta bir selam vererek kılabilirsiniz. Ondan sonra niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya diye niyet alıp kılırız arkadaşlar. 2 rekatta bir selam veririz. Namaz bittikten sonra tesbihimizi elimize alırız arkadaşlar. 100 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deriz 100 defa. Sonra 100 defa istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah okuruz. 100 defa salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed deriz. Bu şekilde inşallah namazımızı tamamlarız. Ondan sonra ellerimizi açarız. Rabbimiz Teala'dan isteriz. Ya Rabbi isteyin buyurdun, işte geldim kapına deriz. Ya Rabbi yok mu isteyen dersen ben buradayım ya Rabbi dersiniz inşallah. Demelisiniz diyelim, tamam mı? Bu duygularla bütün kardeşlerimin kandilini ben bir kez daha tebrik ederim. Mübarek gecedir. Allah'ım nurundan, feyizinden en güzel şekilde nasiplenmeyi ihsan eylesin. Sağnak sağnak Allah'ın rahmeti yağarken, sağnak sağnak Allah'ın merhameti yağarken, Peygamberimiz Aleyhisselam Recep ayının her anında Allah'ın cehennemden kurtardığı kulları vardır diye müjdesi varken boş durmak akıl kârı değil. İnşallah iyi değerlendirelim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli dostlarım, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.